Merhabalar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Sultan Abdülhamit'in hayatını iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla tarafsız bir gözle, ön yargıları kırarak incelemeye başlıyoruz. Bunun için en isabetli okumanın ben eee Vahdettin Engin'in Son Sultan Abdülhamit kitabı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Vahdettin Engin hem iyi bir araştırmacı, zaten profesör tarihçi kendisi ve yazdığı eserler de gayet güzel. O yüzden bu kitap anlatılarının alıntılarının bize yol gösterdiği şeklinde ilerlemeyi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde Sultan Abdülhamit'in hayatını baştan sona incelemiş olacağız ve bu serinin ilk videosu. Ee, zannediyorum 5 ila 10 arası bir video çıkacaktır bu seriden. Ee, seriye destek olduğunuzu göstermek için yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenileri lütfen atın ve kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Ben Ali Baran Gönder. Burası bir tarih içeriği kanalıdır. Bu çekişit videoların devamının gelmesi için abone olabilirsiniz. Şimdi ilk önce Abdülhamit'in çocukluğundan, şehzadeliğinden... Tahta çıkışına kadar ve tahta çıktıktan hemen işte birkaç ay sonrasına kadar ele alacağız. Böyle çok uzun aralıklarla değil kısa kısa aralıklarla işlemeye devam edeceğiz konuyu. Dediğim gibi 5 ila 10 arası bir video çıkacaktır bu seriden. Şimdi isterseniz Şehzade Abdülhamit başlığı bölümünü başlayalım birlikte. Abdülhamit'in çocukluğu, gençlik yılları, Tanzimat döneminin getirmiş olduğu batı müesseselerinin Osmanlı devletine aktarılma süreci içinde geçti. Biliyorsunuz ile ilgili bir videom var zaten kanalda ve Abdülhamit aslında e, gösterildiği kadar muhafazakar olmayan birisi. Bilhassa batılı kültüre, e, batılı değerlere e, baya bir kucak açmış bir şahsiyet. Dolayısıyla Abdülhamit'in çocukluğunun, tanzimatın etkilerinin yayılmaya başladığı o dönemde geçmesi ve e, Türkiye'nin o dönemki Osmanlı'nın batıya kucak açtığı dönemlerde... Bir çocuk olarak yetişmesi Abdülhamit'in fikir hayatını ve onun entelektüel arka planını çok batıya yönelik oluşturma çerçevesi içerisinde değerlendirilebilir. Bunun sebebi aslında budur. Bir Macar Türkoloğumuz var Van Berry diye. Onunla ilgili şöyle bir anekdot aktarılmış. Abdülhamit fevkalade zekiydi çocukken. Olağanüstü bir hafızası vardı. Bir okuduğunu bir gördüğünü unutmazdı. Macar Türkolog Van anlattığına göre Sultan Abdülmecid'in kızı Fatma Sultan'a perde arkasından Fransızca dersi verdiği sırada... Bakın bu da aslında bizim toplumun çok ilginç bir geleneğidir. Kız hem Fransızca öğreniyor tamam mı? Yani e, çok böyle hayati ihtiyacı olan bir şey değil Fransızca o dönemde bir kadın için çok böyle üst düzey bir ihtiyaç değil. Fransızca görüyor ama yabancı bir hocadan görüyor. Bir ecnebiden görüyor ama araya şey koyuyor. Perde koyuyor mesela. Bu da ilginç bir detay. Neyse. Ee, perde arkasından Fransızca dersi verdiği sırada yanına zayıf açık renk yüzlü bir şehzade gelmiş ve karşısına oturmuştu. Van Berry, Adının Hamit Efendi olduğunu sonradan öğrendiğim bu şehzade ağzımdan çıkan her Fransızca kelimeyi anında kapıyor bazen de anlamadığı yerleri nezaketli soruyordu diyerek şehzade Abdülhamid'in ne kadar yetenekli olduğundan söz ediyor. Gördüğünüz gibi genç ve meraklı e, dil öğrenmeye Fransızca meraklı bir Abdülhamid şehzade Abdülhamid görmekteyiz. Tahta geçtikten sonraki son derece kararlı, ne istediğini bilir davranışları şehzadelik döneminin hiç de boş geçmediğini kanıtlamıştır şeklinde bir yorumda yapmış. Haremde para işlerine bakan harem ağaları küçük şehzadeyi sık sık hesap defterlerini karıştırarak içindekileri büyük bir zekle okuyup tetkik ettiğini görürlerdi. Bankalar, e, zarifi ve borsa tüccarı asani ile iyi ilişkiler geliştirmişti. Onlardan öğrendikleriyle Galata borsasında oynuyor, hatta ciddi kazançlar elde ediyordu. Bu sayede paranın gücünü ve değerini daha iyi anlamaya başlamıştı. Herhalde dünyada bütün halkların, bütün milletlerin istediği ortak bir şey varsa, o da ekonomiden anlayan bir devlet başkanı değil mi? Bütün herkesin, hepimizin kalbinde. Yatan şey ekonomiden anlayan e, devletin yönetim bünyesinde yer alan ve ekonomiden anlayan bir lider değil mi? Herkesin ihtiyacı, istediği, içindeki e, arzusu bu şekildedir. Abdülhamit'in e, küçüklüğünden beri yani şehzadeliğinden beri borsa işleriyle haşır neşir olduğunu bu alanda e, önemli e, Bilgi birikiminin olduğunu görmekteyiz. Hiç oysa ki yani gereği de yok. Şehzadesinin bir imparatorluğun şehzadesinin Sana ne borsadan değil mi? Ama öyle yapmıyor. Ekonomiye meraklı. Dolayısıyla e, bu alanda kendisini geliştirerek büyüyor. Abdülhamid küçük yaşta annesini kaybettiği için... ...anne sevgisini yeteri kadar tadamamıştı. Babası Abdülmecit ise çok sayıda çocuğa sahip olması hasebiyle ona yeteri kadar ilgiyi gösterememişti. Bu sebeple içine kapalı bir çocukluk dönemi geçirdiğini söylemek mümkündür. Bununla beraber kendisine annelik yapan pirüstü kadın efendi tarafından itimamla büyütülmüştür. Dolayısıyla Abdülhamit aile sevgisinden de biraz uzak kaldığı için bu borsa gibi spor gibi işte bazı e, araç gereçlerle uğraşmak ya marangozluk gibi bazı uğraşlara e, hayatında daha çok yer vermiş olabilir. Kendisini onlara bağlantılamış olabilir. Çünkü oradan gördüğü eksikliği belki de oradan kapatmaya çalışıyordur bu onun bilinçaltına öyle yansımıştır bilemeyiz. Esas itibariyle içine kapalı bir çocuk olmakla beraber anne ve baba desteğinden mahrum olmasının ona kendi kendine yeterli olma ve hadiseleri metin olarak karşılama yeteneğini kazandırdığı söylenebilir. Yani bu anne baba eksikliği tamam insanı hem kötü olarak etkiler ama bir yerde de hayata önden hızlı bir şekilde alışmasını ve bazı alacağı kötü sonuçlar karşısında e, kötü olaylar karşısında metin durabilmeyi öğretir. Abdülhamit'in de e, bu şekilde bir yetenek kazandığını buradan anlayabiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. 1861 yılında babası Abdülmecid yerine amcası Sultan Abdülaziz Osmanlı padişahı olmuştur. Bu suretle ağabey Şehzade Murat veliahtlığa yükselmiş oluyor. Kendisi de tahtın ikinci varisi konumuna gelmiş bulunuyor. Amcasından sonra ağabeyinin tahta geçecek olması 2. Abdülhamit'in geri planda kalmasına ve fazla önemsenmemesine sebep olmuştur. Bu aslında iyi bir şeydir. Elini eteğini şehzadenin üzerinden çekip onu rahat bıraktığınız zaman o biraz daha bağımsız, daha e, akıllı, mantıklı bir şekilde yetişmiş olacaktır. Etkilerden uzak olacaktır. Öteki türlü zaten veliahtların ee, sürekli olarak belirli güç grupları güç odakları ile kendi böyle mücadele halinde ya o gruba yanlayan ya bu gruba yanlayan şeklinde bir profil edindiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bilhassa veliatlar bu konuda sıkıntı yaşıyor ama sonra hemen sonralarındaki şehzade biraz daha ferah rahat yetişiyor. Biraz daha e, kendi istekleri doğrultusunda e, bazı edinimler, kazanımlar şey yapıyor, ediniyor. Tutumlu olması sayesinde kendisine tahsis edilen aylık rahatlıkla Ailesinin geçimine yeterli oluyordu. Hatta aylığı dışında, bakınız, sultan, yani sultanın çocuğu ama şehzade kendisi ama kendisinin bir aylığı var. Aylıkla geçinmek zorunda, yani böyle sınırsız bir şekilde harcama falan yok hatta aylığı dışında sahip olduğu çiftliği işletmek suretiyle gelir temin ediyor. Bu arada borsa faaliyetlerine katılarak kazanç elde ediyordu. Bu, bu özelliği sayesinde hatırı sayılır bir şahsi servete sahip olduğu bilinmektedir. Bakın bu da çok ihtiyacı olmadığı bir şey aslında. Şahsi servet elde ediyor. Ama bunu kendi becerisiyle, başarısıyla yapıyor. Tamam bir hanedanın getirisi var ona ama ben tamam hanedanın şehzadesiyim deyip yerinde oturmuyor mesela. Çabalamaya devam ediyor. Çiftlik işletiyor. Borsa borsayla uğraşıyor, marangozluk değişik şeyler yapıyor. Bu gibi uğraşlar onu hayatta başarılı olmasına ileride sağlayacaktır. Şehzade Abdülhamit tahta geçeceğini düşünmediği için kendisini hayata hazırlamıştır. Yani sultanlıktan ziyade hayata hazırlanmış bir kişidir. Bakınız borsayla, işte çiftlikle vesaire uğraşması bunu gösteriyor aslında. Çünkü o tahta çıkması çok mümkün gözükmüyor abi. Önünde şey var, zaten hali hazırda sultan var tahta ve önünde abisi var öyle bir şey var. O yüzden çok da e, tahta çıkacak gibi durmuyor. Gözükmüyor ama hayat sürprizlerle dolu. Onun için bir çiftlik nasıl idare edilir? Banka işleri nasıl yürütülür? İnsanlar paralarını piyasada nasıl kullanır? Dünya piyasası nasıl işler? Bu konularda diğer şehzadelerde olmayan ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahipti. Bunların hepsi ileride çok işine yarayacaktı ki ekonominin öneminden zaten bahsettik. Ayrıca Tarabya'da bir yalısı vardır. Buralarda Şehzade Abdülhamit yüzme ile meşgul olduğu gibi diğer doğa sporlarıyla da ilgilenmiştir. Maslak'ın tabi ortamında atçılık ve atıcılıkla uğraşmıştır. E, kuş merakı başta olmak üzere bazı meraklarının da Maslak kasırlarında doğduğu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar, Osmanlı sultanları kuşçuluk, avcılık, atıcılık, efendim yüzme vesaire gibi bazı uğraşlar edinirler. Kendilerinin sosyal hayatta yani sosyal hayat diyemeyiz de kendi özel hayatlarında bu gibi uğraşları vardır. Bunu biz görürüz. Mesela 4. Mehmet avcı Mehmet'tir. Sürekli av yapar abi. Adamın merakı avdır. Sultan Süleyman yine aynı şekilde kanuni olarak bildiğimiz mücevheratla ilgilenir değil mi? Özel yüzükler yapar, mücevherlerle uğraşır falan. Abdülhamit de mesela marangozluk yapar, yüzmeyle uğraşır, kuşçulukla uğraşır. Bu gibi uğraşlar Osmanlı Sultanlarında, Padişahlarında görülen bir şeydir. Olmadık bir iş değildir. Bunlarla bir sultanın uğraşması aslında gayet iyi bir şey. Kafayı birazcık devlet işlerinden ayırmak, o yoğunluktan birazcık kaçabilmek, e, normal insanların tırnak içerisinde, normal insanların yaptığı uğraşlarla haşır neşir olmak, bence gayet iyi bir şeydir. E, hususi doktoru anlatıyor. Koyunları, kuzuları çok sen, Yani hususi doktoru bize aktarıyor. Bunlar Abdülhamit'in sözleri, hatırat üzerinden gelen. Abdülhamit diyor ki koyunları, kuzuları çok severim. Sütlerini peynircilere, yünlerini tüccarlara ve kısır olanları da bir müddet besledikten sonra kasaplara satardım. Bu yüzden epeyce para kazandım. Her bir masrafı çıktıktan sonra bir koyun senede bir altın ve bir mecideye kar bırakır. O kadar meraklıydım ki damızlıkları İngiltere'den o zaman Prens de Gaulle olan şimdiki kralın babasının çiftliğinden getirtirdim. İstanbul'a gelinceye kadar bana 5,5-6 liraya mal olurdu. Abi adam İngiltere'den koyun falan söylüyor. Yani o kadar çiftlik işlerine meraklı. Ya yani bugün bakıyorsunuz orta sınıf bir burjuvanın oğlu hiçbir işle uğraşmıyor mesela. Bomboş geziyor abi. 35-40 yaşına kadar adam Tamamen serbet e, yemeyle uğraşıyor. Ama bakıyorsunuz koskoca şehzade koskoca şeyin imparatorluğun veliahtı şehzadesi yani. Çiftlik kuruyor çiftlikten işte İngiltere'den koyun sağlıyor. Bir mecidiye bir altın kar bırakıyor diyor bir koyun. Onu hesaplamış onu düşünmüş yani. Onu kasaba satardım diyor sütünü şöyle yapardım yününü böyle yapardım. Bu aslında... Abdülmecid'in gençken uğraştığı işler herkese bir hayat dersi olma niteliği taşıyor aynı zamanda. Başka bir ticari faaliyeti de şöyle. Bir bir de üstübeç madeni vardır. Üstübeç ocakları işletirdim. Üstübeç Venedik'ten gelir, boyacılar çok kullanır. Ben daha ucuza satardım. Herkes benden alırdı. Ondan da çok istifade ederdim. Cüllusum zamanında sarrafım zarifi de 65 bin lira mevcut idi. Cülus bahşişini kendi paramdan verdim. Diğer şehzadeler adeta borç ve sefalet içindeydiler. Cülus bahşişini kendi cebinden vermesi çok büyük bir olay. şey Padişahlar, sultanlar Cülus merasimlerinde yani tahta ilk geçtikleri zaman Cülus bahşişleri verirler ve Abdülhamit bunu kendi cebinden vermiş. Yani o kadar bir şahsi serveti varmış. Padişah olana kadar, tahta geçene kadar uğraştığı işlerle o kadar büyük bir paralar kazanmış. Çünkü ticaret bilmezler. Şehzadeler adeta borç ve sefaat içindeydiler. Çünkü ticaret bilmezler, çalışıp kazanamazlardı. Kazanmak iş yapmakta bir hünerdir demiş. Çok da doğru söylemiş. Şehzadeliğinde iyi bir yüzücü olduğu da anlaşılmaktadır. Kız Kulesi'nin yanına bir deniz hamamı yaptırmıştı. Her gün oraya gider yüzerdi. Doktoru Atıf Bey e anlattığı bazı olaylardan Abdülhamid'in gençlik yıllarına ait bilgiler temin edebiliyoruz. Bir defasında kaza geçirdiği için aylarca yatmak zorunda kaldığını şöyle anlatıyor. Burada Sultan Abdülhamid'in anlattığı anıya geçiyoruz. Şehzadeliğimde bir gün büyük bir araba kazası geçirdim. Kendimi arabadan, abi düşünsenize araba kazası, at arabasıyla kaza yapıyorlar. Çok şey değil mi, ilginç değil mi yani? Şehzadeliğimde bir gün büyük bir araba kazası geçirdim. Kendimi arabadan atmaya mecbur oldum. Atarken başımı duvara mı çarptım? Yoksa o sırada arabanın arkasından gelen atlı bendegamdan birinin atı mı çarptı? Ne oldu bilmem. Ağzımdan burnumdan kan gelmiş. Derhal bayılmışım. Evet, ezan okunduğu için ara vermek durumunda kaldım ve şimdi tekrardan devam edelim. En son ne oldu? Sultan Abdülhamit yüzmeyi seviyordu ve bir defasında yüzmeye giderken bir araba kazası geçirmişti. ondan sonra kafasını bir yere çarpmıştı. Ağzından burnundan kanlar gelmişti. Daha sonrasını anlatıyor. Beni almışlar, en yakın eczaneye götürmüşler. Oradan da civardaki askeri karakoluna naklederek bir nefer yatağına yatırmışlar. Eczanenin Hristiyan bir bir doktoru varmış. O ilk yardım ile uğraşırken o sırada benim hekimim Mehmet Bey'de yetişmiş. Fakat ben bir türlü kendime gelememişim. Evvela bir kolumdan kan almışlar, açılmamışım. Sonra öteki kolumdan da kan almışlar. O zaman gözlerimi açmışım. Ancak bu suretli ölümden kurtulmuşum. 50-60 gün yataktan kalkamadım. 3 ay başımdan sersemlik gitmedi. Daima beynimde bir uğultu hissederdim. Gözlerimin önünde de kıvılcımlar uçardı. O Hristiyan doktor hastalığım geçinceye kadar beni bırakmadı. Bana soğuk su tedavisi tavsiye etti. İyileştikten sonra da her gün gelir, beni alır, kayıkla denize götürür, banyo yaptırırdı. Cülusuma kadar deniz banyolarına devam ettim. Sonraları da daima soğuk su döktürdüm, demiş. Bakın Hristiyan bir doktorun kendisine bakmasını bir minnetle anlatıyor. Bu Abdülhamit'in zihninde şüphesiz ki bir yer edinmiştir ve Osmanlıcılık şeyi aslında Osmanlıcılık Fikri arka planının da gelişmesinde bir yerde bir destek hattı oluşturmuştur bakınız yakın tarihinde de kolay değişebilirmiş yani kafasını vurmuş adam bakın 2 ay 3 ay kendisine gelememiş biraz daha sert vurup ölseydi eğer kim bilir yakın tarihi yakın tarihle birlikte gelecek kim bilir nasıl değişirdi yani şu anki durumumuz ne olurdu çok ilginç felsefi sorular bunlar Tabi bunların cevabını hiçbir zaman, hiçbir şekilde bilemeyiz. Bunlar e, tarihçiliğin şiddetle karşı çıktığı bir takım teoriler üretmeye yarar sadece. Gezi'nin Abdülhamit açısından özel bir önemi olmuştu. Bu vesileyle Batılıların hayat tarzını, gelenek ve göreneklerini, protokol ve yöntemlerini bütün ayrıntılarıyla görme fırsatını bulmuştu önceki kısmı okumayı unuttum. Önceki kısım şu e, diyor. Yani geziden bahsettik. Hangi gezi ama doğal olarak diyorsunuz. 2. Abdülhamit Şehzadelik döneminde 1863 yılında Sultan Abdülaziz'in Mısır'a yaptığı seyahate kardeşleri Murat ve Reşat ile birlikte katılıyor. Bu gazi Abdülhamid'in ilk yurt dışına çıkışı oluyor. 4 yıl sonra 1867 yılında gerçekleşen bir Avrupa seyahati ise Abdülhamid için bilgi ve görüşünü, görgüsünü arttırma fırsatı oluyor. Bu geziyle birlikte Osmanlı heyeti İki hafta sürece Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan'a geziyor ve ilk defa bir Osmanlı padişahını görme fırsatı bulan Avrupalılar. Merakla bizim Abdülaziz'e karşılıyorlar bakıyorlar <laughs> bu neyin nesi işte terrible Türk büyük Türk falan filan diye o dönemlerde hep anlatılan hikayelerin o baş kahramanını görmek istiyorlar geliyorlar bakıyorlar tabi bu gezenin faydası bize yakın dönemde Abdülhamit'in batıcı bir zihin yapısına sahip olmasında açıklıyor aslında. Bu yüzden de bu gezinin gayet önemli olduğunu, bizim için bile bugün için bile önemli olduğunu söyleyebiliriz. Abdülhamit'in zihinsel gelişimi, zihin yapısının belki değişimi, belki gelişimi şeklinde, bağlamında. Aynı gezide aradan yıllar geçtikten sonra 1917 yılında doktorunu anlattığı hatıralarında Abdülhamit şöyle diyor. Dünyada İngiliz kadınları kadar güzel ve kibar ve bilhassa vakarlı kadın yoktur. İnsan ecnebi kadını alacak mı? Mutlaka İngiliz almalıdır. Bizim gittiğimiz zaman kraliçe beni pek sevmişti. Hatta bana akrabasından güzel bir kız vermek istedi. Ben gençliğimde de böyle şeylere çok dikkat ederdim. Tabii bu teklifi nazikane reddettim. Orada başımızdan garip bir olay geçti. Londra'nın en zengin ve en büyük tüccarlarından biri şerefimize çaylı bir konser tertip etmişti. Tabii biz de icabet ettik. Bizi parlak bir surette karşıladılar. Birçok teşrifatlarla salona götürdüler. Birader de beraberdi. Birdenbire birader beni dürterek kapıyı gösterdi bir de baktım ki ev sahibi kızını koluna takmış salonuna giriyor ben kızı görür görmez adeta hayran kaldım bakın genç şehzadenin bir aşk şeyinin macerasına şahit oluyoruz yaşıyoruz burada adamcağız yanımıza geldi kızını birer birer bize takdim etti o esnada biraderim türkçe olarak yüksek sesle nasıl beğendin mi senin olsa ne yapardın dedi ben de aynı suretle cevap verdim pek hoşuma gitti dedim Meğer kızın babası Türkçe biliyormuş. Olaya bakın. Hemen ellerini ovuştura ovuştura ben sakızlıyım. Oradan geldim ve Londra'ya yerleştim demez mi? Biraderle birbirimize birbirimizin yüzüne baktık. Mahcubiyetten kıpkırmızı olmuştuk. Bu vakayı hiç unutmam. Gerçekten de çok ilginç bir vaka. Bir aşk macerası tadında. Anlıyoruz ki aslında Sultan Hamid yani burada şey Vahdettin Engin Hoca araya giriyor, yorum yapıyor. Anlıyoruz ki aslında Sultan Hamid'in muzip yönleri de var. Nitekim yine şehzadeliğinde Doktor Maviorani ile iddiaya tutuşması da oldukça ilginçtir. 1870 yılında Fransa ile Prusya arasında savaş çıkmıştır. Maviorani savaşı sempati duyduğu Fransa'nın kazanacağını iddia eder. Buna karşılık Prusya ordusunun gücünün farkında olan Abdülhamid kazananın Prusya olacağını söyler. 100 lira iddiaya tutuşurlar. İlk başlarda Fransızların birkaç küçük başarısı üzerine Maviorani sevinerek gelir. Bahsi kazandım paraya veriniz der. Abdülhamit ise hele sabret neticeyi görürsün cevabını verir. Nitekim sonuçta Prusya galip gelmiş, iddiayı Abdülhamit kazanmış, Maviorani ise mahcup olmuştu. Şimdi bu anekdot bize birkaç şey birden anlatıyor aslında. Mavi ile Abdülhamit Şehzade Abdülhamit'in iddiaya girmesi, para üzerine iddiaya girmesi bazı e, ideolojik e, şahsiyetlerin ortaya attığı e, işte Abdülhamit bir e, şeydi, evliyaydı. Abdülhamit abdestsiz yere basmazdı vesaire şeklindeki iddiayı aslında e, çürüten, bu iddiaya zarar veren nitelikte bir anlatıdır değil mi? Adam gayet eğlenceli bir şekilde e, parayla birlikte iddiaya girmiş yani. Bir diğer anlatı ise Abdülhamit'in bir e, askeri konularda iki dünya siyasetinde modern e, yani kendi döneminin modern siyasetinde uluslararası ilişkilerde e, dikkatli bir göz olduğunu, olayları dikkatli bir şekilde incelediğini, Prusya-Fransa savaşının e, kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini önceden iddiaya girecek kadar iyi bildiğini e, ve onların ordusunu, siyasetini, e, şeyini, çok iyi bir şekilde tahlil edebildiğini gösteriyor aslında. O yüzden bu anekdot birçok çıkarıyı beraberinde getiriyor. Tabi bu dönemin sonunda yeni Osmanlıların ilk hedefi Sultan Abdülaziz'i yani tahtta bulunan sultanı tahttan indirip veliaht sıfatıyla tahtın eşiğine ulaşan Şehzade Murad Efendi'nin 5. Murat olarak bilinir padişah olmasını sağlamaktı. Yani yeni Osmanlılar dediğimiz o e, Namık Kemal'den itibaren gelen o aslında İttihat ve terakkinin de öncüsünü oluşturan yapının e, Sultan 5. Murat'ı tahta çıkarttığını, Sultan Abdülaziz'in tahttan düşürülmesini istediğini görmekteyiz. Böylece borç batağında çırpınmakta olan Murat'ı avuçları içine almayı başaracaklardı üstelik padişah namzen, namzedi yani şahsede şehzade Murat fazla alkolden kaynaklanan psikolojik sorunlarıyla uğraşan bir hastaydı. Yeni Osmanlılar Velihat Murat Efendi ile şaşılacak derecede yakınlık kurmuşlardı. Bir yandan köşkünü toplantı merkezi gibi kullanırlarken bir yandan da arkadaşlık bahanesiyle büyük paralar sızdırıyorlardı. Abdülhamit ise bu vahim gidişatın farkındaydı. Gördüğünüz gibi e, iktidardaki hükümdarı e, pençesi altına almak isteyen gruplar var Ve bu gruplar hem psikolojik sıkıntılarından hem de alkolden dolayı e, Psikolojisi aslında bir hayli yıpranmış olan Şehzade Murat'ı tahta geçirmek istiyorlar Bu sebepten de e, Abdülaziz Efendi'yi tahttan indirmek Sultan Abdülaziz artık gerçi Sultan Abdülaziz'i tahttan indirmek istiyorlar bunun gibi e, her dönemde aslında zayıf hükümdarların çevresini böyle saran, onların zaaflarından faydalanan ve bu sayede e, yönetim erkini aslında paylaşabilen, yönetime dahil olabilen bir takım güç grupları, güç odakları vardır. Bütün ülkelerde, bütün e, siyasi oluşumlarda bunu görürüz aslında. Bununla karşılaşmamak büyük bir sürpriz olur. Burada da böyle bir durum görmekteyiz. İkinci bölüm birazcık e, dönemi baz aldığından ben ilk üzerinden ilerlemek istediğimden üçüncü bölüme doğrudan geçiyorum. Abdülhamid'in tahta çıkışı şeklinde bir bölüm. Şimdi Abdülaziz e, konulara bakmak gerekirse hal ediliyor ve bir süre sonra da öldürülüyor. E, yani ö, öl, ölüyor mu öldürülüyor mu işte e, bileği kesilerek bir küvette ölü bulunuyor ama iki bileği birden kesilmiş. İnsan nasıl iki bileğini birden keser şeklinde tıbbi bir açıklamayla biz Abdülaziz'in kesinlikle kendinin intihar etmediğini, kesinlikle öldürüldüğünü savunabiliriz. Bu açıktır yani görünen kök kılavuz istemez. Tahtada 5. Murat geçiyor bu esnada tabii ki. Şimdi devam edelim. Meşrutiyet taraftarları 5. Murad'ın hastalıklı haliyle amaçlarına ulaşamayacaklarının farkındaydılar. Padişahı iyileştirme çabaları sonuç vermediği gibi devlet işleri aksıyordu. Bunun üzerine Mithat Paşa ve Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa Şehzade Abdülhamid'i Maslak'taki köşkünde ziyaret ederek tahta geçmesi halinde meşrutiyet ilanı konusunda düşüncelerini sordular. Onların da dertleri meşrutiyet ilan etmek değil mi? Anayasalı bir yönetim şey yapılması geçirilmesi. Onların derdi, amacı, fikri, zikri bu şu anda. Şehzade Abdülhamit bir gemi kaptanı gemiyi kumanda ettiği zaman nasıl bakın şey diye soruyorlar. Abdülhamit'e sen hani meşrutiyeti ilan eder misin seni çıkarsak şeklinde soruyorlar. Abdülhamit de cevap veriyor. Bir gemi kaptanı gemiyi kumanda ettiği zaman nasıl ki icabı hale göre kumanda ederse ben de kumanda mevkiine gelince selameti, memleket hangi sureti idarede olduğuna kanaat gelirse ve hangi idareyi hayırlı görüyorsam onu tercih ederim. Elaveten şunu da söyleyeyim ki benim şimdiki kanaatim ve teyakkuzum şekli meşru meşrutadır. Bakınız ne öyle diyor ne böyle diyor. Tam bir politik söylem örneği görüyoruz burada. Abdülhamit'in çok zeki olduğunu çocukluğundan itibaren gördük. Ve burada verdiği cevabı da aslında ne kadar zeki olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde cevap verdikten sonra şey... Vahdettin Engin Hoca da şöyle bir yorum yapıyor. Meşrutiyete karşı olduğunu söylemiyor ama meşrutiyet taraftarı olduğunu da açık bir şekilde beyan etmiyordu. Şartlara göre hareket ederim demek yeri geldiğinde pekala bundan vazgeçerim anlamı taşır şeklinde Vahdettin Hoca da yorum yapmakta. 31 Ağustos 1876 tarihinde özet olarak ikinci Sultan Abdülhamid adıyla tahta çıkıyor. Ve artık e, Türkiye'nin yakın döneminde büyük bir zaman dilimine e, Cumhuriyet'in o kuruluşuna kadar ki zamanı içeren bir dilime artık girmiş bulunuyoruz. Sultan Hamid'in biat töreni Topkapı Sarayı'nda kubbe altında gerçekleşti. Bilahare deniz yoluyla Dolmabahçe Sarayı'na dönüldü. Bu sırada donanmadan ve sahil bataryalarından top atışları yapılarak ikinci Abdülhamid'in cülusu kutlanıyordu. Cülus şenlikleri 3 gün 3 gece sürdü. Şehzadeyken maaşını çok iyi değerlendirdiği gibi Çeşitli ticari faaliyetlerde de bulunmuş, diğer şehzadelerin aksine belirli oranda bir servete sahip olmuştu. Dolayısıyla padişah olduğunda 60 bin altın tutan cülus bahşişini de bizzat kendi cebinden ödediği bilinmektedir. Buna önceki bölümlerde de değinmiştik. Kendisi ekonomik olarak bilgili ve eli iş tutan birisi olduğu için çiftlik vesaire işlettiği için bir miktar birikim yapmış ve hatır sayılır bir servete sahip olmuştur. Tahta çıktığı dönemde bu serveti sayesinde cülus bahşişi olarak bilinen tahta padişahın oturduğu tahta oturması anlamına gelen cülus, cülus bahşişi de tahta oturduğunda verdiği o şeydir. Bahşiş. Verdiği paradır yani dağıttığı paradır ve bunu cebinden vermiş 60 bin altın. Bu bağlamda da ne kadar iyi bir servetinin olduğunu görmekteyiz, görebilmekteyiz. Devam edelim. Sultan Hamid önce Sultan Selim Türbesi'ne giderek babası Sultan Abdülmecid'in ve Yavuz Sultan Selim'in sonra da Fatih Sultan Mehmed'in türbelerini ziyaret etti. Bilahare Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'ne gelindi. Burada bir süre kalındıktan sonra deniz yolu ile Dolmabahçe Sarayı'na dönüldü. Atalarını e, ziyaret ediyor ve onlardan e, onların ruhuna muhtemelen dua ediyor, e, belki şans diliyor kendi şeyi için, yazgısı için, kendi e, cülusundan itibaren olayların gidişatını belki uhrevi bir şekilde kontrol altına alabilmek için, onların başarılarından belki faydalanabilmek için dua ediyor onların başında ve bu da böyle bir olay. 14 Eylül 1876 tarihi itibariyle Hırka-i Saadet Dairesi'nde sakal duası yapıldı. Bu çok ilginç bakın. Ve padişah sakal bırakıyor. Sakal duasından önce Abdülhamit'in şehzadeliğinde sakalı yok. E, ee, Tahta çıktıktan bir süre sonraya kadar da sakalı yok. Ama bu sakal duasından sonra sakal bırakmaya başlıyor. Şu hususu belirtmek gerekir ki Şehzadeyken sakalı olmayan Eam yani Vahdettin Hoca da aynısını diyor. Abdülhamit tahta çıktığının ilk günlerinde de sakalsızdı. Bu tarihten itibaren ise sakallı olacaktır. Sakal duasından sonra Beyazıt'taki Seraskerlik binasına giden Abdülhamit akşam yemeğini burada subaylarla birlikte yedi. Bir de konuşma yaptı. Padişahların bu şekilde başkalarıyla yemek yemesi emsali görülmüş bir durum değildi. Bakınız arkadaşlar. Fatih dönemine kadar e, padişahlar, sultanlar aslında bir e, nebzeye kadar yani bir nebzeye kadar halkla birlikte böyle şey yapılabiliyordu. Tahayyül edilebiliyordu. Halk arasına çıkma vesaire işleri daha yoğunlukluydu. Ama Fatih'in çizdiği bir imparator por portresi var. Roma imparatoru portresi, Osmanlı imparatoru portresi var. Bu portreye göre sultan çok üstün, yüce bir kişilik, çok büyük bir lider, çok uhrevi bir insan olduğu için halk arasına karışmalar e, ne bileyim işte birlikte aktiviteler yapmalar veya halkın sultanı birebir olarak görebilmesi vakaları azaldı. Bu su bu dönemden sonra da diğer Osmanlı padişahları da bu şekilde ilerlemeye başladı. Tamam onlar Fatih büyük bir e, adamdı. Kanuni büyük bir adamdı. Ondan sonrakiler belki büyük bir adamdı. Ama ondan sonrakiler e, halkın yardımına e, ihtiyaç duymaları gerekiyordu bir yerde. Ama onlar yine halkın karşısına pek fazla çıkmayı tercih etmeli. İşte Cuma selamlıkları var bir halkın karşısına çıkıkları. Onun haricinde çok da fazla böyle halkla iç içe e, halkla oturan, sohbet eden böyle Cumhurbaşkanı edasıyla bunları yapan bir şahsiyet yok. Sultan Abdülhamit bu şeyi kırıyor, bu bu çizgiyi kırıyor aslında ve askerlerle bakın oturuyor ve birlikte yemek yiyor. Aslında askerler onun kulları, evlatları, kulları ve askerlerle oturup yemek yemesi. ...halkın gözündeki çok yüksekte olan bizim isteklerimiz önemli değil ki... ...çünkü bizim isteklerimize mi bakacak koskoca sultan şeklinde çizilmiş bir profil var... Ya sultan bizim isteklerimize mi bakar? Onun çok büyük işleri vardır şeklindeki profili aslında kırıyor burada Abdülhamit ve burada tebasına gösteriyor ki ben sizi önemsiyorum, sizin yaptıklarınız, söyledikleriniz, mücadeleniz her şeyiniz benim için önemli. Ya ben de sizin sultanınızın başınızdayım ve aynı zamanda başınızda olmakla birlikte sizinle yan yanayım, sizinle birlikteyim mesajı veriyor. O yüzden Sultan Abdülhamit'in belki de yaptığı en iyi şeylerden birisi ve halk arasında onun sevilmesini ilk başta tahta çıktığında sevilmesini sağlayan olaylardan birisi halkın içerisine karışıp onlarla birlikte yemek yemesi, demeçler vermesi, bir şeyler yapması. Ve bununla ilgili birkaç şimdi anekdot okuyalım. Efendim Sultan Abdülhamit bir de konuşma yaptı. Padişahların bu şekilde başkalarıyla yemek yemesi emsali görülmüş bir durum değildi. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit'in bu tavırları herkesi hoşnut ediyordu. Sultan konuşmasında şunları söylemişti. Serasker Paşa, paşalar, beyler, efendiler Askerimizin atalarından miras aldığı yiğitliğini ve vatan muhabbetini askerlik nizamlarına riayetle birlikte bu kere dahi ispat etmelerinden dolayı mahsusen teşekkür ederim. Rüyesay askeriyenin kadro itibarı bütün askere şamil olduğundan benim dahi bu cemiyetle yemek yiyişim askerlerimizi taltif etmek içindir. Niyetimiz daima sulhu salaha yöneliktir. Fakat bu maksadı her vakit heyet askeriyenin intizamında aramak gerekir. Onun için size ve bütün askerlerimize askerlik vazifesini ve hükümdarınıza olan borcumuzu, borcunuzu ki bu vazife mühimdir, tamamıyla muhafaza etmenizi tavsiye eylerim. Hiç böyle bir muhatap ile karşılaşmayan askerler bu e, konuşma karşısında gayet mutlu olmuşlardır, sevinmişlerdir, kendilerine güvenleri yerine gelmiştir diye aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. İkinci Abdülhamit sonraki günlerde tersaneye giderek, bu ziyaretler bu halkla birlikte olmalar devam ediyor. Tersaneye giderek Bahriyelilerle birlikte sofraya oturup asker yemeği yedi. Burada da bir konuşma yaptı. Kaptan paşa, paşalar, beyler diye konuşmaya başlamış. Bir deniz ülkesi olduğumuz için donanmamızın muntazam bulundurulmasına ihtiyacımız malumdur. Mevkiimizin ehemmiyeti ve sahillerimizin genişliği bu ihtiyacı çoğaltmaktadır. Binaenaleyh beyetimizin başlıca kuvvetleri arasında yer alan bahriye gücümüzü geliştirmeye çalışmalıyız. Çünkü deniz kuvvetini arttırmanın bir nihai noktası yoktur. Zamanın gerektirdiğine ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak değişikliklere uğramaktadır. İş bu değişiklikleri dikkate alarak bunlardan bütünüyle faydalanmayı hedef olarak belirleyelim. Deniz kuvvetlerimizin emir ve subaylarının yetiştiği yer olan Bahriye Mektebini tedrisatını geliştirip düzenli hale getirelim. Devletimizin mali harcamalarının önemli bir kısmı şimdiye kadar donanmamızın tanzimi için sarf edilmiştir. Harcanan bu meblaların semeresiz kalmaması için gemilerin iyi kullanılıp iyi halde bulundurulması pek itina edilmesi gereken meselelerdendir. Eğitibariyemizin evet, bütün fertleri şu tavsiyeyi uyguladıkça vatana en güzel hizmeti yapmış olurlar. Şimdiye kadar gösterilmiş olan gayretlerden dolayı etmiş olduğum takdir ve teşekkürün sebeplerini artırmış olurlar. Bakınız gayet donanmanın önemine değinen, donanmanın modern bilimin, modern teknolojinin gösterdiği bir yönetimle, yöntemle izlenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan gayet güzel bir konuşma yapmış ve çok hevesli bir hükümdar profili çizmiş. Hem Bahriyelilere hem de önceden ziyaret ettiği askeriye Değil mi? Padişahlığın ilk aylarında 2. Abdülhamit'in ziyaretleri devam ediyordu. Şeyhülislamlık dairesine giderek ulema ile birlikte iftar yemeğine katıldı. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşarak halk içinde namaz kıldı. Yeni padişahın bu tür jestleri halk ve ordu mensupları arasında memnunlukla karşılandı. Bugün bunu yapamayan devlet adamları bile var. Farkındaysanız değil mi? E siz anladınız neyi kastettiğimi. Bugün bir sultan Abdülhamit kadar e, halkla iç içe gelemeyen, halkın isteklerine kulaklarını kapatamamış Afrika'da mesela bazı ülkelerin cumhurbaşkanları var veya Amerika'daki cumhurbaşkanı çok öyledir değil mi? Hani Beykoz tarafına yapılan bir vapur gezisinde akşam yemeği yenildikten sonra bir balıkçıdan olta temin edilmiş ve padişah lüfer balığı tutmuştu. Bakın akşam vapur gezisi yapıyor. Sonra gidiyor, bir e, olta alıyor oradan, bir oltacıdan. Sonra balık tutuyor, lüfer tutuyor. Yani Gördüğünüz gibi çok halkla iç içe tahta ilk çıktığında yani halkla iç içe halktan kopuk olmayan halkın e, bizzat bizatihi arasına karışan bir padişah portresiyle karşı karşıyayız aslında. Beykoz tarafına bunu okuduk. 15 Aralık 1876 tarihinde Ayasofya'da yapılacak bir selamlık resmi öncesinde e, diş ağrısı çeken padişah ilk defa olarak araba ile bu merasime gittim. Esas itibariyle Osmanlı padişahları o güne kadar cuma selamlığına hep atla gitmişlerdi. Bakınız burada bir geleneğin yıkılması mesela. Sultan Abdülhamit'in çok gelenekselci olduğu, çok muhafazakar olduğuyla ilgili sürekli olarak bilhassa İslamcı camia tarafından propaganda edilen ve aslında Atatürk e, rol modeline alternatif bir tarihi lider örnek e, rol model oluşturmaya çalışılan, Abdülhamit e, bu noktada bir rol model e, yapılmaya çalışılan bir e, şey var, furya var biliyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki burada e, yüzyıllardır cuma selamlığına e, şeyle, atla giden, Padişahların aksine Sultan Abdülhamit arabayla gidiyor. Bu aslında basit bir olay ama arka planında yatan o e, modernleşme, e, belki batılılaşma işiyle ilgili çok daha farklı şeyler var, e, nüanslar var arka tarafında. Diyeceksiniz ki dişi ağrıdığı için öyle yapıyor. Öyle değil işte. Şimdi devamını okuyorum. Cuma selamlığına hep atla gidiyor padişahlar padişah yolda yanındakilere şunları söylemiş. Ne zararı var padişahın padişah hasta olamaz mı? O da insan değil mi? Sultan Hamid ileride selamlık törenlerine hep arabayla gidecektir. Bakın bu e, diş ile muhtemelen bir kere arabayla gitmiş. Çünkü nedir diş ağrısı işte suratına soğuk falan vurunca rahatsız eder. Yani muhtemelen ondan dolayı arabayla gitmiş ve daha sonra ama alışkanlık haline getirmiş hep şey yalnız şey çok güzel değil mi hani arabayla gidiyor ya yanındakiler Aa, garip garip bakıyor muhtemelen ne zararı var diyor ben yani padişah hasta olamaz mı yani diyor padişah insan değil mi diyor çok samimi tatlı bir şey son olarak bu süreç özür dilerim bu süreç yaklaşık iki yıl sürecektir Esas itibariyle 2. Abdülhamit 19 Nisan 1877 tarihinde Yıldız Sarayı'na yerleşmişti. Bu hikayede burada aslında sona Yani Yıldız Sarayı aslında kötü bir saraydır. Kötü bir saray dediğim içerisine giren kişileri kötü etkileyen bir şey falan diyeceğim. Büyü var falan diyeceğim sarayda yani. Vahdettin'de de bunu görüyoruz. Yıldız Sarayı'na yerleşiyor. Buradayken de sarayın dışına çıkıp çeşitli ziyaretler ve gezintiler yapıyordu. Sonraki dönemlerde ise giderek Yıldız Sarayı'na çekilecek ve bu yüzden çok eleştirilecektir. Bu durumun özel sebepleri vardır ve yeri geldikçe değinilecektir. Bize değineceğiz. Ama ilk dönemlerde açık bir şekilde görüldüğü gibi padişah kendini toplumdan soyutlamak gibi bir düşünce içerisinde değildir. Alıntılarımız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sultan Abdülhamit tahta çıktığı tarihte gayet e, mantıklı, gayet akıllı hareketler yapan işte halkın arasına karışan askerlere gidip moral veren e, gazilerle birlikte olan değil mi? Onları motive eden bir anlayışla e, tahta çıkmış ve o anlayışla hareket ediyor, bilimden bahsediyor, teknolojiden bahsediyor değil mi? Devlet işleriyle alakadar oluyor, ekonomiden anlayan ve farklı uğraşları da olan çok yönlü bir padişah. Batı e, bir hasta dönemin e, önde gelen zihniyeti olan Batı şeyini, e, Batı dünyasını kavrayabilmiş bir yerde anlayabilmiş ve kendi hayatı dahil pek çok noktaya e, şey yapabilmiş bir insan, monte edebilmiş bir insan. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla hevesli bir e, hükümdar tahta çıktı, genç, e, dinamik bir hükümdar tahta çıktı. Ancak bildiğiniz gibi Abdülhamit'in başta tahta çıkmasıyla sonda tahttan inmesi arasındaki o profil farkı çok fazla. İşte sizinle birlikte adım adım bu profili inceleyeceğiz. Bu kitap üzerinden inceleyeceğiz. Yorumlar yapacağız alıntılardan. E, çok iyi bir tarihçi olan Profesör e, Vahdettin Engin'den alıntılar yapacağız. Ve bu şekilde e, yaklaşık bir 5-6 bölümden belki 7-8 bölümde e, Abdülhamit'in hayatını ele almış olacağız detaylı bir şekilde. Bu yüzden bu serinin devam etmesi için başta da söylediğim gibi lütfen paylaşın. E, Videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlarınızı eksik etmeyin çünkü 5 e, saniyenizi alan bu yorum, beğeni ve abone olma işi benim için çok ama çok değerli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yapmayanların da canı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.